Yabancı kurala mevzusu ülkemizde futbol tartışma konularının başında geliyor. Çoğunluk yabancı sınırının daha esnek tutulması gerektiğini düşünürken, kimileri yerli futbolcuların yetiştirilebilmesi için yabancı sınırının daha katı olması gerektiğini düşünüyor. Peki Avrupa futbolunda yabancı futbolculara nasıl yaklaşılıyor? Onlar da yabancı sınırı ne alemde? Bugün bu konuyu konuşacağız. Avrupa'nın önde gelen 33 ülkesinde uygulanan yabancı sınırının yanı sıra ülkemizde yıllara göre hangi kuralların uygulandığını konu edineceğiz. Abone olarak aramıza katılmış ve videoyu beğenerek en büyük desteği vermiş buyurun başlayalım. Keyifli seyirler. Avrupa Kupası kazanma anlamında kıtanın en başarılı ülkesi olan İspanya'daki kuralla başlayalım. İspanya'da Avrupa Birliği vatandaşı olanlar yabancı sayılmıyor. Yani onlarda yerli yabancı ayrımından ziyade Avrupa Birliği'nden misin yoksa değil misin ayrımı var. Avrupa Birliği vatandaşı olan sınırsız sayıda futbolcu oynatabiliyorken birlik dışı bir ülkeden sadece 3 futbolcu oynatabiliyorlar. Rusya'da işler biraz daha sıkı tutuluyor. Sınırsız sayıda yabancı futbolcunun lisansını çıkarabilseniz de ilk 11'de sadece 7 yabancı futbolcuyu kullanabiliyorsunuz. Güney Amerika pazarında etkin bir yeri olan Rus kulüpleri, özellikle Brezilya'da milli takıma çağrılmayan futbolculara Rus vatandaşlığı verip yabancı sınırında yer açıyor. Buna en büyük örnek Brezilya'da doğmasına ve altyapı eğitimini orada almasına rağmen 10 yıllık CSKA Moskova kariyeri esnasında vatandaşlık alıp Rusya milli takımını seçen Mario Fernandez. Mini bir Rusya olan Beyaz Rusya, resmi adıyla Belarus'ta yabancı futbol futbolcuya öcü gözüyle bakılıyor. Sadece 5 futbolcunun lisansını çıkarabiliyorsunuz ve bunların sadece 4 tanesi aynı anda sahada olabiliyor. Rusya'nın komşusu ve bu sıralar aralarının pek de iyi olmadığı Ukrayna'da ise Rusya ile aynı kural tercih ediliyor. Sınırsız sayıda yabancı futbolcu transfer edebilirsiniz ama sahada sadece 7 tanesini kullanabilirsiniz. Futbol ekolü oluşturma anlamında çoğu zaman özenle baktığımız Almanya'da hiçbir şekilde yabancı sınırı yok. İstediğiniz kadar yabancı transfer edebilir ve tamamını sahada kullanabilirsiniz. Ancak Almanya Federasyonu altyapıya çok önem veriyor. Geniş kadronuzda en az 12 tane Alman futbolcu bulundurmanız ve bu 12 futbolcunun da en az 8 tanesini kendi altyapınızdan yetiştirmeniz gerekiyor. Resmi dil olarak Almanca konuşan Almanya'nın komşusu Avusturya'da Almanya'ya benzer bir kural tercih ediliyor. Lisans çıkarmada ve ilk 11'de hiçbir sınır yok ancak geniş kadronuzda en az 10 Avusturyalı futbolcu olması gerekiyor. Almanya'nın aksine geniş kadroda altyapıdan çıkmış futbolcu zorunluluğu bulunmuyor. Almanya'nın çevresinden devam edelim. Dört büyüklere göre kısıtlı bütçelerine rağmen fiziksel açıdan üstün futbolcuları sayesinde takımlarımıza her zaman zorluk çıkaran Çekya'dan bahsedeceğiz. Avrupa Birliği üyesi olan Çekler, Avrupa Birliği dışından istediğiniz kadar yabancı futbolcu transfer edebilirsiniz ama bunların sadece 3 tanesini ilk 11'e yazabilirsiniz diyor. Tabi kulüpler düzenli olarak forma şansı vermeyeceği oyuncu için boşuna maliyet altına girmeme adına genelde Avrupa Birliği vatandaşlarını tercih ediyorlar. Polonya'da yabancı kuralı diye bir kavram yok. Takımlar yabancı futbolcu transfer etmekte ve dilediği gibi ilk 11'e yazmakta serbestler. Aynı şekilde yabancı sınırının olmadığı diğer ülkeler Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya. Bu ülkelerin tamamında lisans çıkarmak ve ilk 11'e yazmak için yabancı sınırı bulunmuyor. Belçika'da yabancı sayısını esnek bırakan ülkelerden biri. Hiçbir şekilde yabancı oyuncu sayısında sınır yok ancak geniş kadroya yazdığınız en az 6 futbolcu altyapınızdan yetişmiş olmalı. Belçika ile sınırlarını paylaşan Hollanda'da yabancı kuralı bulunmuyor. Ancak yabancı kuralı içerisinde belirledikleri ilginç bir kural var. Kadrolarınıza yazdığınız 18, 19 ve 20 yaşındaki futbolcular için belirlenmiş asgari bir maaş var. Bunun altındaki ücretlere söz konusu oyuncuları oynatma hakkınız bulunmuyor. Gözümüzü İskandinavya'ya çevirelim. Futbol anlamında İskandinavya'nın önde gelen ülkelerinden Danimarka sıra dışı bir yabancı kuralına sahip. Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen Avrupa Birliği bazlı değil de Avrupa kıtasını baz alan bir yabancı kuralı belirlemişler. Normalde Avrupa Birliği'ne göre belirlenen ülkelerde bizim oyuncularımız yabancı sayılıyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Ancak Danimarka belirlediği kuralda Avrupa kıtasını baz aldığı için Türk oyuncular Danimarka'da yabancı sayılmıyorlar. Örneğin Galatasaray'dan ayrılıp Danimarka ekibi Sønderjyske'ye imza atan Hamza Akman orada yabancı sayılmıyor. Kuralları ise şu şekilde. İstediğiniz kadar yabancı futbolcu transferi yapabilirsiniz. Ancak ilk 11'inize maksimum 3 tane Avrupa kıtası dışından futbolcu yazabilirsiniz. Finlandiya bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği vatandaşı olmaya göre değil, Finlandiya vatandaşı olup olmamaya göre seçiyor. İstediğiniz kadar yabancı oyuncu alabilirsiniz. Ancak sadece 3 tanesini ilk 11'e yazabilirsiniz. İsveç'te tıpkı Finlandiya gibi İsveç vatandaşı olmaya göre belirliyor ve aynı şekilde ilk 11'e sadece 3 yabancı yazabiliyorsunuz. Lisans çıkarma konusunda bir sınır yok. Dilediğiniz gibi yabancı futbolcu transferi yapabiliyorsunuz. Norveç diğerlerine göre duruma daha altyapı odaklı bakıyor. İlk 11'de veya lisans çıkarmada bir yabancı sınırı yok ancak maç kadrosuna yazdığınız futbolculardan en az 2 tanesi altyapıda yetişmiş olmalı. Ulusal lig anlamında İskandinav ülkelerinin gerisinde kalan İzlanda ilk 11'de sadece 3 yabancı futbolcuya izin veriyor.
Fransa'da videonun başında bahsettiğim İspanya'ya benzer bir yabancı kuralı var. Avrupa Birliği vatandaşı olanlar yerli sayılıyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden sadece 4 futbolcunun lisansını çıkarabiliyorsunuz. Bir diğer Avrupa Birliği üyesi olan ve major bir lige sahip İtalya'da bu sınır 5. Aynı şekilde Avrupa Birliği vatandaşları yerli sayılıyor. İtalya'nın kuzey sınırındaki komşusu İsviçre, İtalya'daki yabancı kuralını harfiyen uyguluyor. İtalya'da söylediklerim onlar için de geçerli. 2016 yılında yaptığı referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar veren ve fiilen 2020 yılında birlikten ayrılan İngiltere kendine has bir yabancı kuralı tercih ediyor. Lisans çıkarmada ya da oyuncularınızı ilk 11'e yazmakta hiçbir sınırlamanız yok. Ancak kadronuza katacağınız yabancı futbolcunun kaliteli bir yabancı futbolcu olması gerekiyor. Son 2 yılda kendi milli takım maçlarının en az %75'inde oynamamış futbolcuların İngiltere'ye transferini zorlaştıran çok katı kuralları var. Çalışma izni alınabilmesi için son 2 sezondaki milli maçlarda oynama ya da kadroda bulunma oranına bakılıyor. Bu kural sayesinde diğer birçok ülkenin aksine kendi milli futbolcularının forma şansı bulmasını dert edinmekten ziyade ligin kalitesini artırmaya amaçlıyorlar. Avrupa kıtasının dışında olmasına rağmen Arap ülkeleriyle yaşadığı sorunlardan dolayı Asya Federasyonu'ndan atılan ve UEFA'ya katılan İsrail'de yabancı oyuncu sayısı çok az. En fazla 5 yabancı futbolcunun transferini gerçekleştirebiliyor ve aynı şekilde en fazla 5 yabancı futbolcuyu ilk 11'e yazabiliyorsunuz. Yabancı oyuncu konusuna hiç sıcak bakmayan Romanya'da durumlar İsrail'le aynı. 5 yabancıyı kadronuza katabiliyor ve ilk 11'e yazabiliyorsunuz. Futbol anlamında Avrupa'nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Slovakya aynı olmasa bile benzer katılıkta bir kural tercih ediyor. Federasyon kaç yabancı transfer ettiğinize karışmıyor. Ancak ilk 11'de maksimum 4 yabancı futbolcu oynatabilirsiniz diyor. Çekya'da söylediklerim onlar için de geçerli. Kulüpler gereksiz maliyetten kaçınma adına oynatamayacakları sayıda yabancı futbolcu transferi yapmıyorlar zaten. Artık yavaş yavaş ülkemize doğru geliyoruz. Türkiye'mizin batı sınırındaki komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan'daki yabancı kuralına bakalım. Bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, Avrupa Birliği vatandaşı olanları yerli sayıyor ve Avrupa Birliği dışından sadece 5 transfere izin veriyor. İlk 11'de 5 futbolcunun tamamını kullanabiliyorsunuz. Bulgaristan'da da durum aynı. Onlar da Avrupa Birliği üyesi ve tıpatıp aynı kuralı kullanıyorlar. Son olarak ülkemize bakma zamanı. Ülkemizdeki mevcut yabancı sınırını zaten biliyorsunuz. Videonun başında söylediğim üzere ben yabancı kuralımızın tarihçesine bakmak istiyorum. Süper Lig'de ilk yabancı kuralı 1971 yılında getirildi. Getirilen ilk kurala göre gençleşebilme adına ülkeye gelen yabancı futbolcuların 25 yaşının üstünde olması yasaklandı. Daha sonra gelecek futbolcuların yaşından ziyade sayısı önemsenmeye başlandı. 1977-78 sezonunda 2, 1989-90 sezonunda 3, 1996-97 sezonunda 3+1, 1998-99 sezonunda ise 5 yabancı kuralı getirildi. Galatasaray 2000 yılında UEFA kupasını kazanırken Taferel, Popescu, Capone, Hagi ve Marsio olmak üzere 5 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulunduruyordu. 2001-2002 sezonunda 5+1, 2002-2003 sezonunda 5+1+2, 2004-5 sezonunda ise 6 yabancı futbolcu kararı alındı. Şahsen benim en anlamsız bulduğum kural 2003 yılındakine benzer olan çift artılı kurallar. İlk 11'e sınır koyulmaması gerektiğini düşünsem de ilk 11'e sınırlama getirilmesi yine bir nebze anlaşılabilir. Fakat 5+1+2 kuralında 2 futbolcunun lisansını çıkartıyor ama maç kadrosuna yazamıyorsunuz. Yani yedekten bile sokamayacağınız 2 oyuncunun belki birileri sakatlanır ya da kart cezası verilir diye maaşını ödüyor, bonservis veriyorsunuz. Kuralların tarihine devam edelim. 2007-2008 sezonu 6+1 kuralıyla başladı. Devre arasında güncellendi ve 6+2 ile devam edildi. 2013-14'te 6+0+4 yapıldı. Yani 4 futbolcuyu hiçbir şekilde maç kadrosuna yazamıyordunuz. Bir sonraki sezon 14-15'te 5+3'e geçildi. 2015-16 sezonunda kuralda çok büyük bir değişime gidildi. Son yıllardaki kuralların öncüsü olan ve son derece esnek görünen 14 yabancı kuralına geçildi. Kulüplerin 28 kişilik kadrolarının 14'ünün yerli, 14'ünün yabancı olabileceği açıklandı. Hatta pandemi zamanında bu sayı 16'ya kadar çıkarıldı. 19-20 sezonunun sonuna kadar ilk 11'in tamamına da yabancı futbolcu koyabiliyordunuz. 21-22'de 14 yabancı olacak ancak bunların sadece 8 tanesi sahada oynayabilecek şekilde güncelleme geldi. Mehmet Büyükekşi yönetimi 23-24 sezonunun ardından 12 yabancıya inileceğini söylese de seçimleri İbrahim Hacı Osmanoğlu kazanınca işler değişti. Kural yeniden gözden geçirildi ve bugünkü halini aldı. Şu anda kural böyle ama bu videoyu bir veya birkaç yıl sonra izliyorsanız muhtemelen kural değişmiş olacak. 2000 yılından beri Türkiye'de yabancı kuralı 15 defa değişti. Ancak hiçbiri 3-4 yıldan daha uzun bir süre kalamadı. Yabancı kuralındaki istikrarsızlık kurallarda hafıza oluşumunu da engelliyor. Umarım tüm kulüplerin kabul edeceği ve futbolumuz için de hayırlı olan bir kural belirlenip istikrarın sağlandığı günleri de görürüz. Artık bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.